Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Tarifimiz için 6 adet böyle etli hurma kullanacağız. Eğer hurmalarınız küçükse 7 veya 8 adet de kullanabilirsiniz. Şimdi hurmaların üzerine kaynar su ekliyorum. 10 dakika kadar kaynar suda bekleteceğim yumuşaması için. Fit Snickers'ın tabanı için 200 ml'lik su bardağı ile 2 su bardağı fıstık kullanacağız. Şimdi fıstıkları hafif rengi değişinceye kadar kavuracağım. Fıstıklarımız kavruldu. Şimdi kavrulan fıstıktan yarım su bardağı kadar ayırıyoruz. Üzerine serpiştireceğiz. Geriye kalanını robottan geçireceğiz. Fıstıkları sıcak sıcak robottan geçireceğiz. Benim robotum bozulmuştu tamirde, o nedenle ben şöyle el blender ile yapacağım. Öncelikle fıstıkları güzelce blenderdan geçirelim. Fıstıkları blenderdan geçirdim. Şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 2 yemek kaşığı hindistan cevizi ekliyorum. Hurma ve sütü sonradan ekleyeceğim. Dediğim gibi ben el blenderını da hazırladığım için malzemeleri bu şekilde sırayla ekliyorum. Ama robotta yaparsanız eğer hem sütü hem de hurmayı ekleyebilirsiniz. Şimdi de içerisine hurmayı ekliyorum. Hurmayı suda beklettikten sonra çekirdeklerini çıkardım. Şöyle içerisine ekliyorum. Kıvam vermesi için de 2 yemek kaşığı süt ekliyorum. Şimdi tekrardan pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçireceğim. Birbiriyle bütünleşinceye kadar güzelce blenderdan geçirdim. Bu karışım Snickers'ın alt tabanını oluşturuyor. Ona 10 cm çapındaki kalıbımın tabanına streç film serdim. Şimdi hazırladığım tabanı üzerine boşaltıyorum. Şöyle bardak yardımıyla güzelce bastırarak düzenleyelim. Düzenledikten sonra üzerine ayırmış olduğum fıstığı döküyorum. Şimdi de üzerinin çikolatasını eritelim. Burada 60 gram şekersiz bitter çikolata var. İsterseniz normal bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Parlaklık vermesi için 1 çay kaşığı kadar hindistan cevizi yağı ekliyorum. Eğer yoksa eklemeden de hazırlayabilirsiniz. Şart değil. 1 yemek kaşığı kadar da süt ekliyorum. Tavanın içerisine su koydum. Kaseyi de suyun içerisine yerleştirdim. Benmari usulü çikolatayı eriteceğim. Çikolatamız eridi. Ben 1 yemek kaşığı kadar daha süt koydum. Çünkü çikolata yoğun bir çikolataydı. Şimdi ilk sıcaklığının geçmesi için 2 dakika kadar bekleteceğim. Daha sonra hemen fıstıkların ve tabanın üzerine dökeceğim. Hazırladığımız çikolatayı şöyle güzelce eşit bir şekilde üzerine dökelim. Şimdi Snickers'ımızı donması için buzdolabına kaldıralım. Tatlımız dinlendi. Şöyle hemen kalıptan çıkartıyorum ve dilimleyeceğim. İsterseniz şöyle uzun uzun, isterseniz de kare şeklinde dilimleyebilirsiniz. Şöyle bakın arkadaşlar, hem görüntü olarak hem de lezzet olarak gerçekten muhteşem. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Şöyle bir tanesinin hemen lezzetine de bakıyorum. Tek kelimeyle muhteşem bir lezzet. İsterseniz bir kısmını dondurucuya kaldırabilirsiniz. Canınız tatlı istediği zaman çıkartıp biraz buzu çözüldükten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Tatlı ihtiyacını kesmek için ve canınız tatlı yemek istediği zaman kesinlikle harika bir alternatif.
Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.